Bir fx fonksiyonu düşünelim. Y eşittir fx fonksiyonu diye yazabiliriz. Yani x değerini fonksiyona giriyorsunuz. Y değerini elde ediyorsunuz. Bunun tersinde ise yani f üzeri eksi 1 x'te ise hatta y diyelim. Y değerini girersiniz fonksiyona. X'e ulaşırsınız. Yani iş tersine dönmüş olur. Mesela f2 eşittir 5 ise ters fonksiyonda f üzeri eksi 1 5 2 eşit olur. Yani düzde 2 5'e giderken tersinde 5 2'ye gitmiş olur. Fonksiyon f fonksiyonu a'dan b'ye gidiyor olsun. Tersi b'den a'ya gidiyor demek çok doğru değil. B'de boşlu elemanlar olabiliyordu. F a'dan yani boşlu eleman kalmaması gerekiyor çünkü tanım kümesi artık b olacak. F a'dan a'ya gider. Bir fonksiyonun tersinde fonksiyon olması için birebir ve orten olması gerekir. Birebir olmak ne demek? Fonksiyona her farklı değer girdiğimizde görüntünde farklı olması gerekir. Mesela fx eşittir x artı 2. Her farklı sayının iki fazlası da farklıdır. Dolayısıyla bu birebirdir. Ama fx eşittir x kare artı 1'i düşünün. F1 nedir? 1'in karesi artı 1 2'dir. F eksi 1 nedir? Eksi 1'in karesi de 1'dir. O da 2'dir. Bu birebir değildir. Bakın iki farklı değer aynı değere gelmiş oldu. Birebir olsaydı bunların da farklı olması gerekir. Demek girilen her farklı değerin görüntüsü de farklıysa böyle fonksiyonlara birebir diyoruz. Fonksiyonunda ise değer kümesinin görüntü kümesine eşit olması gerekir. Yani burada A'dan B'ye demiştik. B'nin FA'ya eşit olması gerekir. Boşta eleman kalmaması gerekir. O zaman fonksiyonumuz örten olur. Bir fonksiyon birebir ve örten ise tersi de fonksiyondur. Fx eşittir 2x eksi 1 fonksiyonun tersini bulalım. Ters bulmanın genel bir yöntemi var. Bu fx'e y diyebiliriz. Çünkü fx yeni bir değer. O değeri biz y ile gösterebiliriz. Burada şöyle yapıyoruz. X ile y'nin yerini değiştiriyoruz. Yani y eşittir 2x eksi 1 değil. X eşittir 2 eksi 1 yapıp y'yi yalnız bıraktığımızda ters fonksiyonu bulmuş oluruz. Eksi 1'i karşıya atalım. 2'ye eşittir x artı 1 çarpı 2'yi de bölü olarak atarsak y eşittir x artı 1 bölü 2. İşte bu son bulduğumuz bizim ters fonksiyonumuz. Yani f üzeri eksi 1 x'imiz. Y diyelim. X ile y'nin yerini değiştirelim. X eşittir. Y bölü 3 eksi 1. Eksi 1'i karşıya alıyorum. X artı 1 eşittir. Y bölü 3. Bölü 3'ü çarpı olarak atarsam y eşittir 3x artı 3 benim ters fonksiyonumdur. X ile y'nin yerini değiştirelim. X eşittir y eksi 2 bölü 3. Bölü 3'ü çarpı olarak atalım. 3x eşittir y eksi 2 eksi 2 artı olarak atalım. Y eşittir 3x artı 2 bizim ters fonksiyonumuz. Pardon, bu h üzeri eksi 1 x oluyor. Üsttekinde de f üzeri eksi 1 demiştik ama onun adı g idi. G üzeri eksi 1 x olacak. Onu da düzeltelim. Burada da aynı yöntemi kullanabiliriz. Yani y deyip yine x değerini yerini değiştirip aynı şeyi yapabiliriz ama biraz uzun sürebilir. Bunun için kural kullanmamız daha uygun. Şöyle bir kuralımız var. Fx eşittir. Ax artı b
bölü cx artı d tipindeki bir fonksiyonun tersi için a ile d yer ve işaret değiştirir. Yani bunun tersi d yukarıya eksi d olarak çıkar. Eksi dx artı b a aşağıya eksi a olarak iner. Cx eksi a'dır. Şimdi bu kuralı tx'de uygulayalım. 3 ile 5 yer ve işaret değiştirecek. 5 yukarıya eksi 5 olarak çıkacak. Eksi 5x eksi 2 bölü 3 buraya sağ alta eksi 3 olarak inecek. 2x eksi 3 t fonksiyonunun tersidir. Px'in de aynı şekilde tersini bulabiliriz ama dikkat edelim. Formülde bakın x'li terimler sol tarafta, sabit terimler sağ tarafta. Burada 4x solda olmasına rağmen eksi x sağda. Önce bunu formüle uygun hale getirelim. 4x artı 2 bölü eksi x artı 2 diye yazabilirim. Şimdi 4 ve 2 yer ve işaret değiştirecekler. Dolayısıyla p üzeri eksi 1x eşittir. 2 yukarı eksi 2 olarak gelecek. Eksi 2x artı 2 bölü 4 aşağı eksi 4 olarak gelecek. Eksi x eksi 4. Burada daha güzel gösterebiliriz bunu. Şu paydadaki eksiği paya verirsek 2x eksi 2 payda da x artı 4 olur. F'in tersini bulalım çünkü f'in tersinin 2'deki değeri de isteniyor. F2'yi zaten kuraldan bulabiliriz. Y diyorum yine fx yerine. Y eşittir 3x artı 2. X ile y'nin yerini değiştiriyorum. X eşittir 3y artı 2. 3y eşittir 2'yi karşıya attım. X eksi 2 ve y eşittir x eksi 2 bölü 3. Ters fonksiyonum bu. Şimdi önce f2'yi bulalım. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 3 kere 2, 6, 2 daha. F2 8'miş. Şimdi f üzeri eksi 1, 2'yi bulalım. F üzeri eksi 1'in kuralında x yerine 2 yazıyorum. X yerine 2 yazdığımda dikkat ederseniz 2 eksi 2, 0 bölü 3. Yani 0 geliyor. O halde 0. Dolayısıyla istenen toplam 8. Burada şu f'in içindeki ifadeyle sağdaki ifadeyi yer değiştirirsek terse geçmiş oluruz. Yani fx eşit y ise bu x de y'nin yer değiştirmesi bizi terse götürüyor idi. Burada da aynı mantık. Yani x artı 1'i içeri yazacağız. 2x eksi 4 bölü 4 eksi x'i dışarıya yazacağız. Terse geçelim. F üzeri eksi 1 x artı 1 eşittir 2x eksi 4 bölü 4 eksi x olur. Ben tersin 3'teki değerini arıyorum. Yani şu içinin 3 olmasını istiyorum. İçinin 3 olması için x yerine dikkat ederseniz 2 yazmam lazım. 2 artı 1 3 olsun. X yerine 2 yazarsam f üzeri eksi 1 3 eşittir. Ama burada da x yerine 2 yazmam lazım. 2 kere 2 4. 4'ten 4 çıkartırsam 0 bölü alt taraf artık önemli değil. Zaten sıfır da değil. O zaman tanımsız olurdu. Sıfırı bir sayıya böldüğümde sıfır olacağı için f üzeri eksi 1 3 sıfırdır. Burada dikkat edersek x yalnız bırakılmış. Fx'ler kural belirlemiş. Fx'ler zaten y'ler idi. X ile y yer değiştirdiğinde ters fonksiyona geçiyorduk. Yani y'ler de fx olduğu için direkt zaten fx ile x'i yer değiştirirsem ben ters fonksiyonun kuralına geçmiş olurum. Yer değiştirelim. X yerine fx yazıyorum. Fx'lerin yerine x yazıyorum. Bu zaten benim direkt ters fonksiyonumun kuralıdır. Fonksiyonumun tanım kümesi bu. Değer kümesi de bu. Tanım kümesinden a çıkartılmış. Demek ki orada tanımsız. Zaten fonksiyonun tanımsız olduğu yer, paydayı sıfır yapan yer, 3x artı 2 yine sıfır yapar. Eksi 2 bölü 3 sıfır yapar ve tanımsız yapar. Demek ki a
eksi 2 bölü 3. Tersi de fonksiyonmuş. F üzeri eksi 1 x de fonksiyonmuş. Bunun tersinin tanım kümesi de arkadaşlar burası olacak. Buradan buraya olacak. Tersinin değer kümesi de burası olacak. Demek ki ters fonksiyonun da B'de tanımsız olması lazım. Ters fonksiyonu yazalım. F üzeri eksi 1 x. Bakın şu ikiler yer ve işaret değiştirecek. Eksi 2x eksi 4 bölü 3x eksi 2 olur. Tersi de bakın 3x eksi 2'nin 0 olmasında tanımsız. Yani onun paydası da o. 3x eksi 2 0'a eşit dersek x 2 bölü 3 olarak bulunur. Demek ki tersi de 2 bölü 3'te tanımsızsa B'de 2 bölü 3'tür. Bunların birbirine oranı istenmiş. Eksi 2 bölü 3 bölü 2 bölü 3 cevabımız eksi 1. F'in tersi 2'den 3'e gidiyormuş. Düzünün kuralı var. Buradan ben şu veriyi elde edebilirim. Tersi 2'yi 3'e götürüyorsa düzü 3'ü 2'ye götürür. Yani x yerine 3 yazdığımızda fonksiyon 2 eşit olur. 3 yazalım. 3'ün karesi 9. 9 kere 3 27 eksi k bölü 3'ün karesi 9. 9 3 daha 12 eşittir 2. 12'yi karşıya atalım. 27 eksi k 24 olur. K buradan 3 olur. Çünkü 27'den 3 çıkartırsam 24 kalır. Bizden istenen zaten k. Yine bunların yerini değiştirip terse geçelim. Şimdi tabi bu ters oldu artık. 4x artı 2'yi ben x'e çevirmek istiyorum. İlk önce şu 4'ten kurtulacağım. X gördüğüm yerlere x bölü 4 yazarsam bu 4'ten kurtulurum. Tabi burada da bakın bunlar gidecek. Ne kalacak? F'in tersi x artı 2 eşittir. Burada da bir sadeleştirme var. Bu 2 ile bu 4 sadeleşir. Burada 2 kalır. X bölü 2 eksi 3 olur. Şimdi şu artı 2'den kurtulmam lazım. Bu sefer x gördüğüm yerlere x eksi 2 yazıyorum. Yazabilirim her yerde yazmak şartıyla. X eksi 2 yazarsam f üzeri eksi 1 x'e ulaşmış olurum. Burada da x eksi 2 bölü 2 eksi 3 elde ederim. Şıklarda bu olmayabilir. İstersek payda eşitleyebiliriz. 2 kere 3 eksi 6 bir de eksi 2 burada var. X eksi 8 bölü 2 olarak daha düzgün bir şekilde yazabilirim. Bileşke fonksiyon demek birden fazla fonksiyonun iç içe yazılması demektir. Yani f bileşke g demek sağdakini soldakinin içine yazmak demektir. Yani f'in içine g'yi yazmak demektir. 2'den fazla da olabilir. F bileşke, G bileşke, H olsa F'in içinde, G'nin içinde H var anlamına gelir. Mesela Fx eşit 2x olsun. Gx eşit x eksi 2 olsun. F bileşke G'yi yazalım. Tabi şöyle gösterilebilir. Ne yapacağız? F'in içine G'yi yazacağız. Yazalım. F'in içinde G'nin kuralını yazıyoruz. X eksi 2'yi yazıyoruz. F'in kuralı da 2x. Buradaki x gördüğüm yere x eksi 2 yazacağım. 2 çarpı x eksi 2 olur. F bileşke F'i bulalım. F'in içine F'in kendisini yazacağız. Yani F'in içine F'in kuralı olan 2x'i yazacağız. 2 çarpı x yerine 2x yazıyorum. 2x 4x. F bileşke F 4x. G bileşke F'i hesaplayalım. G'nin içine F'i yazacağız. F'in kuralı 2x. G 2x arıyoruz. G'nin kuralı x eksi 2. X gördüğüm yere 2x yazacağım. 2x eksi 2'dir. Buradan da F bileşke G ile G bileşke 2'nin F'in farklı olduğunu da görmüş oluyoruz. Çünkü şunu açarsak
Bakın f bileşke g 2x eksi 4 oluyor ama g bileşke f 2x eksi 2 oluyor. F bileşke g ile g bileşke f birbirine eşit değildir. F'in tersinin tersi kendisidir. Ters fonksiyonu bileşkeyi dağıtırken bileşke içindekiler yer değiştirir ve bu şekilde dağıtılır. F ile f'in tersinin bileşkesi veya f'in tersi de f'in bileşkesi bize birim fonksiyonu verir. Birim fonksiyon I harfiyle de gösterilebilir. Birim fonksiyon neydi? Fx eşittir x idi. F bileşke birim fonksiyon veya birim fonksiyon bileşke f, f'i etkilemez. Yine sonuç f olur. F bileşke g'den işe başlayalım. F bileşke g yerine ben f içinde g yazabilirim. G'nin kuralı belli. Kuralı yerine yazalım. Yani g yerine x eksi 2 yazacağım. F içinde x eksi 2 olur. Bu neye eşitmiş? 2x artı 3'e eşitmiş. Buradan fx'e gitmek için x gördüğümüz her yere x artı 2 yazarsak, bakın eksi 2 artı 2 gidecek. Burada da tabii ki x artı 2 yazarsak fx'e ulaşırız. O zaman ifade fx eşittir 2 çarpı x artı 2 artı 3. 2'yi dağıtalım. 2x artı 4, 3 de eklersek 2x artı 7 olarak fx'i buluruz. İşe buradan başlayalım. Önce şu tersi paranteze dağıtırsak yer değiştiriyordu. G'nin tersi bileşke. F'in tersinin tersi f olacak. Bu fonksiyonun 2'deki değeri isteniyor. Bu da ne demek? G'nin tersi içinde f 2 demek. Bana g'nin tersi lazım. G burada. G'nin tersini bulalım. Buna y diyoruz. X ile y'nin yerini değiştiriyoruz. X eşittir y artı 1 bölü 2. 2'yi aldık. 2x eşittir y artı 1. Buradan y eşittir 2x eksi 1. Bu zaten g'nin tersi demek. F2 lazım. Önce F2'yi hesaplayalım. F2'yi F'in kuralından hesaplayabiliriz. F2 eşittir. X yerine 2 yazıyorum. 5 kere 2, 11 çıkartırsam 9. Demek ki F2 9. Şimdi bana G'nin tersi 9 lazım. G'nin kuralı da burada. X yerine 9 yazarsak 2 kere 9, 18, 1 çıkartırsak sonucu 17 olarak buluruz. F bileşke, F bileşke, F, X, 27x'miş. Birinci dereceden bir ifade. Buradan biz Fx'i Ax artı B olarak tahmin edebiliriz. Ama X'in yanında bir şey de yok. Yani Ax artı B formunda değil aslında, Ax formunda olmalı. İşimiz daha da kolaylaşır. Yani Fx AX formatında iç içe yazarsak bunu f içinde f içinde bir daha f yazmıyorum. F yerine AX yazıyorum. Yine şu AX'i f'in içine yazacağım. Yani şuradaki x yerine AX yazacağım. O zaman ne olacak burası? A çarpı AX yani a kare x olacak. F içinde a kare x olur. Bunu yine f'in içine yazıyorum. Tekrar x'in yerine ax a kare x yazarsam a çarpı a kare x yani a küp x elde ederim. Bu da 27x'e eşit. A küp 27 ise a 3 olarak bulunur. Demek ki fx neymiş? 3x'miş. Bizden f1 isteniyor. O halde f1 3 kere 1, 3. F bileşke F2 istenmiş. Bu F içinde F2 demek. İlk önce F2'yi hesaplayalım. 2 3'ten küçük olduğu için üstteki kuralı almam lazım.
4x eksi 1'i almam lazım. Burada x yerine 2 yazarsak 4 kere 2, 8, 1 çıkartırsam 7. Şimdi bana f7 lazım. 7 3'ten büyük, alttaki kuralı uygulamam lazım. Burada x yerine 7 yazarsak 9'dan 7 çıkartırsak sonucu 2 olarak buluruz.